Şemalar e, hayata bakışımızı şekillendiren kalıp yargılarımız demiştik. En çok küçük yaşlarda takmaya başladığımız çeşitli gözlükler gibi. Bu gözlüklerle baktığımız için etrafa e, her şeyi de çocukluğumuzda öğrendiğimiz gibi değerlendiriyoruz. Örneğin işte e, dış dünya e, acımasızdır, diğer insanlar zalimdir gibi e, düşüncelerimiz olmuşsa, deneyimlerimiz olmuşsa çocuklukta, başımıza böyle talihsiz şeyler gelmişse Artık e, daha iyi insanların olduğuna ya da zalim olmayanların insanların olduğuna e, inanma şansımız pek kalmaz çünkü kendimizi korumaya alırız ve bu evet. bilgiyle devam ederiz e, ve kaçınmalarımız ya da insanlara olan güvensizliğimiz de bizi bu e, zalim durumların kucağına düşürebilir. E, böylece şemada kendisini doğrulamış olur. Biz şema terapide bu geçmişte görmemizi sağlayan gözlüklere teşekkür ederek onları uğurluyoruz. <laughs> yeni bir göz muayenesi yapıp yeni gözlükler takmasını sağlamaya çalışıyoruz kişilerin. Tabi bunu yaparken de bu uydu mu uymadı mı diye deneye deneye süreç içinde yapabildiğimiz bir durum bakış açısı değişikli değişikliği sağlıyoruz. Ama sonuçlar gösteriyor ki son derece olumlu evet. bir terapi bu ve evet. işe yarıyor. Asıl olan da galiba belki de bu değil mi? Hani o gözlüğü değiştirdikten hı hı. sonra daha net daha aydınlık görebilmek etrafı ya da hayatı. Şimdi bugün e, duygusal yoksulluk şemasını konuşacağız demiştik hı hı. sizinle. Yayın öncesinde e, Esra'ya dedim ki Esra hani Sezen Aksu'nun bir şarkısı var ya... ...hiç aç susuz yaşamadım ki, hiç parasız bulsuz kalmadım ki... ...neden neye, kime bu özlem diye. Bu buna benzer bir şey mi kesinlikle. acaba? Kesinlikle, <laughs> kesinlikle. Duygusal yoksulluk şemasında e, hani öyle bir gözlük vardır ki gözünüzde önünüzü göremezsiniz. En sık gördüğümüz şemalardan biri olmasına rağmen kişiler örneğin şema ölçeklerini verdiğimizde ya da bununla ilgili tespitlerde bulunduğumuzda bu şemanın kendilerinde olduklarını fark etmezler. Yani derler ki hayır bende bu yok. Ben her şeyim var işte hiç parasız pulsuz kalmadım. Efendime söyleyeyim çok sevgi dolu bir ortamda büyüdüm. Annem babam hiç şiddet uygulamadı. Ben de böyle bir şema yok. Ben sevgiye doydum derler. Bize deriz ki o zaman peki şu an niçin buradasınız? Çünkü bize geldiklerinde e, genellikle depresyonla gelirler, bir acı, hüzün duygusuyla gelirler. <laughs> İçinde bulundukları ilişki biçimlerinden son derece mutsuzdurlar. Bu evlilik ilişkisi olabilir, işte romantik bir ilişkisi olabilir, ilişki olabilir. E, i̇ş yerinde ya da arkadaşlarıyla, yani ikili yakın ilişkilerinde mutsuzdur bu kişiler. Hak ettikleri ilgi, sevgi, empatiye e, doyamadıklarını. ...bunun onlara verilmediğini hissederler... ...ne yaparlarsa yapsınlar... ...bir türlü sevilmiyor, anlaşılmıyorlardır... ...ve bunun da bağlantısını kuramazlar... İşte Sezen Aksu'nun evet. şarkısı da olduğu gibi... ...nereden <laughs> geliyor bu özlem... Evet. Peki, bunun biraz tatminsizlikle bir ilgisi olabilir mi... ...yoksa o farklı bir şey mi? Yani tatminsizlik olarak görülebilir bir türü... ...şöyle... ...bahsedecek olursam... ...üç tür baş etme stratejisi olabilir bunda... ...yani ben kendimi sevilmiyor... ...anlaşılmıyor hissediyorsam ve... İçimdeki bir bilgi anayasanın e, birinci maddesi şunu söylüyorsa seni kimse sevmez. Ne yaparsan yap sevilmeyeceksin ve anlaşılmayacaksın. Yani birinci madde budur ve bütün eylemleriz bunu doğrulamaya yönelik çalışır aslında. Evet. İhtiyacınız tam tersidir sevilmek anlaşılmak ama öyle davranmaya alışmışsınızdır ki ya da öyle insanlar sokarsınız ki hayatınıza. Bir biçimde sevilmiyor ve anlaşılmıyor hissedersiniz. O maddede kendisini doğrular birinci madde. Nasıl? Örneğin ben sürekli soğuk uzak mesafeli insanlar hani modern tabirle cool tabir hmm. edilen kişileri hayatıma sokarsam o kişilerle ilişki kurmaya çalışırsam daha sevgi veren daha ilgi veren kişileri biraz sıradan biraz böyle yine danışanlarım çok sık kullandığı bir tabir ezik hani <laughs> loser denilen evet. ya da aynı öyle mıç mıç. Vıcık <laughs> vıcık denilen e, e, gibi algılandığında ne oluyor? Soğuk, uzak, sevgi veremeyen kişilerle ilişki kurduğunuzda dolayısıyla o sevgiyi alamamış oluyorsunuz. Yani zaten kendiniz yol açıyorsunuz böyle Olmayacak bir şey. duaya amin deme gibi Peki, bir durum. neden yapar bunu insanoğlu? Bunun kökeninde Hı -hı. ne vardır? Hı -hı. Hı -hı. Niçin? Hani burada yanlış, e, Hı -hı. bana yanlış daha doğrusu o, o karaktere yanlış Hı -hı. demiyorum da... ...bana ters, benim için yanlış, benim için yetersiz Hı -hı. olacak... ...bir ilişkiye gidiyorum... Hı -hı. ...öyle bir insana gidiyorum... ...aslında oraya gelmeden hemen şurayı bitireyim... ...tamamlayayım Hı -hı. isterim ki daha iyi anlaşılır... ...tekrar dönmeyeyim diye... ...ikinci türünde kişiler... hani ...soğuk uzak mesafeli kişileri seçmek değil... E, ...hiç ilişki kurmayabilirler... Evet. ...hani ben zaten alamayacağım bunu... ...niye kendimi üzeyim yıpratayım Hı -hı. ki... ...kaçınır... ...böylece hiçbir ilişki kurmayarak... ...ben yalnızlığı seviyorum gibi... ...yaşayarak devam ederler hayatlarına... ...ama günün sonunda yalnız, sevilmemiş arzulanmamış, anlaşılmamış olurlar ve bundan mutsuz olurlar. Sizin sorduğunuz tatminsiz denebilecek tür ise şu olabilir, aşırı telafide. Hani hayır ben sevilmiyor gibi hissediyorum ama sevecek bu beni sevdiğini ispat edeceğim hmm. ya da edecek. İşte talepkarlık aradın, aramadın, mesajıma döndün, dönmedin, doğum günümde bu hediyeyi aldın, almadın, bana işte e, beni buraya götürdün, götürmedin gibi. Sevginin işaretlerini görmeye o kadar muhtaçtır ki evet. hangi kanıtı görürse görsün yine de tatmin olamaz. Belki tatminsizlik dediğimiz e, şey bu üçüncü tip, tip olabilir. Neden olur'a geldiğimizde evet, de Ne de, var bunun kökeninde? Kökeninde şimdi anne babamız bizi dövmese de, sövmese de, çok iyi davransa da, başımıza kötü şeyler gelmese de... İnsanların temel ihtiyaçları vardır. Sadece kötülük görmemek değil, iyi şeyler, pozitif şeylerin de hayatımıza katılması gerekir. Nedir? Hı hı. İlgi, şefkat, empati duyulması, onaylanmak, rehberlik. E, bunlar bizim yönlendirilmemiz temel ihtiyaçlarımızdır. Kontrollü bir ortam. E, bu, örneğin e, uzak, soğuk, mesafeli bir anne olabilir, duygularını göstermeyen. Çok seviyordur ama kucağına alamıyordur, sevgisini gösteremiyordur. Ya da aile ortamı buna müsait değildir sevginin gösterilmesi. Evet. Ya da anne örneğin depresyondadır ya da e, babayla arasında problemler vardır. Baba örneğin bu sevgiyi ilgiyi veremiyordur. Tek taraflı bir ebeveyn bunu karşılıyordur ama denge yoktur. E, ya da sizin ihtiyaçlarınız anlaşılmamıştır, duygularınızı ifade etmenize yeterli fırsat verilmemiştir. Dolayısıyla bir takım ihtiyaçlarınızdan mahrum kalarak büyüdüğünüzde, bu soğuk uzak mesafeli ortam hem çok güvenlidir bildik bir ortamdır çünkü anne babanız size hayat Hı -hı. veren insanlar böyledir. Bir taraftan da eksik olan bir şeyin de farkındasınızdır. Ee, eksik olan şeyi ararken yönlendiğiniz kişiler ama ailenize benzer kişiler olur çünkü çok tanıdıktır. Şema kimyası dediğimiz <laughs> evet. bir şey, mıknatıs gibi çekilirsiniz. Orada ararsınız. Geçmişte alamadığınız sevgiyi, ilgiyi yine geçmişe benzer bir ortamda bulmaya çalışırsınız. O yüzden öyle kişilere gidilir. Evet, çok güzel. Peki kişi kendinde böyle bir psikolojik sorun olduğunu nasıl algılar? Ne zaman bunun farkına varır? Böyle bir kişinin en belirgin özellikleri nelerdir acaba? Hmm. Bakın terlettiniz beni söylüyorum. <laughs> Şimdi konu terletici bir konu çünkü gerçekten kişinin farkındalığını oluşturmak da, bununla ilgili çalışmak da zor birazcık. Çok sık rastlanıyor ama kişiler dediğim gibi kendilerinde olmayan bir şey olduğu için bu evet. eksik hissediyorlar kendilerini ama ne olduğunu bulamıyorlar. Örneğin ee, biz e, Hayatı Yeniden Keşfed'in kitabını çok öneririz böyle <laughs> şemalarla ilgili <laughs> farkındalığı olsun danışanlarımızın diye. E, bu şemayı e, yok bende diye puanlarlar duygusal yoksulluk şemasını. <laughs> Sonra çalışırken kitabı okurken şey derler. E burada bir çocuğun temel ihtiyaçları şunlar 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 yazıyor. E ben bunları hiç yaşamadım ki. Görmedim ki. Bilmiyorum ki gibi. Yani e, birazcık... E, bize gelişlerinde farkında olmadıkları ama sonradan fark ettikleri bir şema türüdür. Ama nasıl başvuruyorlar? E, çok sık ilişki değiştirebilirler. Örneğin e, ben çok kolay partner buluyorum, e, çok sevgilim oldu. Fakat işte e, ilişkilerimde dikiş tutturamıyorum ya da çabuk soğuyorum. Elde ettikten sonra e, tatmin olmuyorum o ilişkiden gibi. Sonra bakıyorsunuz o kişinin kurduğu ilişkiler. Ya dünyanın öbür ucunda biri internetten tanışmış ya evli biri örneğin ya sevgilisinden yeni ayrılmış biri yaz sürecinde henüz size kendi kaynaklarını aktaramaz kafası karışık biri ya da işte böyle e, tutarsız biri size e, hem var hem yok gibi davranıyor. Yani orada çetrefilli ilişkilere e, yönelme olabiliyor kişinin farkındalığı iyiyse gelir size şunu söyler ben şunu fark ettim ben hep benzer adamlara gidiyorum. Ben hep benzer kadınlara gidiyorum. Benim ilişkilerimde böyle bir yineleyen ve durum bunu var. Bunu söyleyen çok insan var gerçekten. Evet. Yaşamımda şöyle bir düşünüyorum. kendim dahil birçok yerde, birçok filmde, birçok kitapta. Demek ki bu insan olunun çok sık yaşadığı bir şey. Evet. Hep aynı şeyi hatayı yapmak ya da hep aynı yere yönelmek. Hı hı. Şöyle geçmişten gelen onarılması gereken bir durumunuz var ve bir durum ee, değiştirebilmeniz için o durumun içinde olmanız gerek. Ben bunu şuna benzetiyorum. Bir Diyelim ki bir hırsızlık durumu oldu, bir güvenlik kamerasıyla görüntü var elinizde ve bu 30 saniyelik bir görüntü. Elinizdeki Hı -hı. tek delil de bu. Ne yaparsınız? Döner döner onu izlersiniz. Evet. Çünkü olay mahalliyle ilgili elinizdeki tek kanıt bu. Ee, çözebileceğiniz yerde bu. O yüzden kişiler geçmiş travmalarını anlamlandıramadıklarında ya da benim başıma bu niye geliyor anlayamadıklarında. ...ironik bir şekilde, paradoksal bir şekilde aynı şeyi yapmaya devam ederler. Her gece aynı tiyatro oyununu sergilemek gibi. Part partnerler değişebilir, figüranlar, oyuncular, kaslar değişebilir. Siz hep başroldesinizdir. Ve oyuncular girer çıkar ama senaryo hep aynıdır. Hep benzer ilişki modelini tekrarlar durursunuz. Çünkü nerede hata yaptığınızı ve size bunun niçin yapıldığını... ...örneğin anlayabilmeniz için o oyuna ihtiyacınız vardır. Olay mahalline ihtiyacınız vardır. Evet. Terapi sürecinde biz ne yaparız? Siz ne yapıyorsunuz? Şimdi <laughs> tam da bunu soracaktım. Peki ben sürekli o 30 saniyeyi seyrediyor hasta onu evet, diyelim terapi sonrasını merak ediyorum. sürecinde beraber seyredip önce anlarız verileri birlikte e, yorumlarız ve geçmiş hikayesini de anladıktan sonra kişinin deriz ki sen karşındaki kişilere hep bu rolleri veriyorsun ya da hep bu rollerdeki kişileri seçiyorsun galiba. Hı hı. Ve sen de hep böyle davranıyorsun. Şu davranış biçimlerin, karşıdakilerin de böyle davranmasına neden oluyor. Hadi gel beraberce farklı davranmanın yollarını araştıralım ve yeni davranış modelleri belirleriz ve bunları küçük küçük denemeye başlarız. Örneğin, sevgilisinin kendisini aramaması durumunda ya da mesajlarına geç dönmesi durumunda ilgisizliğe kapılıp hemen karşıdakini taciz etmek işte sen beni sevmiyorsun, istemiyorsun, zaten bırakıp gideceksin gibi bir şey yaşayan birine bekle ve cevap verene kadar. Cevap verdikten sonra uygun bir zamanda ya sen hemen bana cevap vermediğinde ben böyle hissediyorum. Bana daha çabuk cevap vermen mümkün mü demek bir seçenektir. Ya da kanıt araştırmaları yaparız. Sevgilinin seni sevdiğine dair kanıtların neler? Hadi bunları yazalım. Bir de sevmediğine dair kanıtların neler? Bakarsınız hastayken bakmıştır, ailesiyle ilgilenmiştir, işte e, zor zamanlarında maddi manevi yanında olmuştur. Kanıt defterine, sayfasına bunlar yazılır. Sevmediğine dair kanıt sayfasına da işte iki saattir mesajlarıma cevap vermiyor. <laughs> Şimdi bunları kıyaslaya Arada kıyaslaya şey ve var. puanlaya hmm. puanlaya. Sonra yeni davranışlar yani sahnedeki oyuncunun, başroldeki oyuncunun repliklerini ve oyunlu, e, rolünü değiştirdiğinizde ...mecburen karşıdakilerde rolünü değiştirmek zorunda kalırlar. Hı hı. Ve o zaman şu olabilir. İlişkide karşınızdaki de size göre de dönüşür. Çünkü siz de onun şamalarını tetiklemiyor olursunuz artık. Daha iyi bir ilişki e, mümkündür. Ya da siz rolünüzü değiştirdiğinizde... ...ve doyumunuz, hayatta verdiğiniz anlam, hissettiğiniz e, duygular değiştiğinde... ...belki mevcut... Oyuncuları hayatımızdan çıkarmanın zamanı geldiğini fark edebilirsiniz. Yani evet. doğru partnerler seçmeye yönelebilirsiniz. Peki e, bu duygusal yoksunluk şemasında e, terapi süreci bittikten sonra ki e, sizin size geri dönüşler nasıl? Gerçekten de e, her şey düzelmiş olabiliyor hı hı. mu? Şu, <laughs> Özür dilerim. Çünkü e, asıl olan galiba bile kalıcı olabilmesi değil mi? Evet. Ee, biraz önce sözünü ettiğim üç başa çıkma yöntemi vardı. Hani kaçınma, teslim hı hı. ve aşırı telafi diye de bahsetmiştik önceki programlarımızda. Kişinin hangi yöntemi uyguladığına göre programlıyoruz. Örneğin sürekli yanlış partnerler seçiyorsa şemasını doğrulayacak. Süreç içinde kendisine sevgi, ilgi verebilecek o başta loser, ezik diye tanımladığı kişilere doğru yönlenmesini... O, o şema kimyası dediğimiz 10 üzerinden 10 puan, ah çok cazip biri, hayatımın aşkı dediği kişilerden uzak durmasını sağlamaya başlıyoruz ve diğer ilişkilerde daha doyum alabildiğini fark ettikçe kişi sevildiğini, değer gördüğünü hissedebilmeye başlıyor ve geçmişinin travması da onarılmış oluyor. Örneğin evet. artık bu bir kalıcı düzelme oluyor. Doğru partnerler seçebilme ya da örneğin Duygusal yoksunluk şeması, fedakarlık, kendini feda şemasıyla çok sık görülebilir. Seni sevsinler diye kendini sürekli feda etme, karşıdakinin onayına muhtaç olma, sürekli boyun eğme. Sürekli boyun eğdiğiniz ilişki biçimlerini değiştirmek ve karşınızda sizi taciz eden ya da sizi kullanan kötüye, belki narsistik özellikleri olan, haklılık hı hı. şaması olan kişiler varsa eğer, bunları hayatınızdan çıkartıp daha az boyun eğici olduğunuzda, daha sağlıklı fedakarlıklar yaptığınızda zaten bir kısım insan, bir kısım ilişki hayatınızdan eleniyor. Evet. Çünkü siz vermediğinizde onlar sizinle aynı ilişkide kalmıyorlar. Tek taraflı bir ilişki olduğunu fark ediyorsunuz. Bu da bir kalıcı düzelme sağlıyor. Ya da sürekli kaçınıyorsanız ilişkilere girmekten ve minik minik ilişki deneyimleriyle ne kadar aslında özlendiğinizi, ne kadar aranılan, sevilen bir insan olduğunuzu görebildiğinizde bunun tadı öyle bir e, doyum sağlar ki insan bundan kolay kolay vazgeçmez. Yani düzelme e, çok e, sık görülen bir e, şemadır. E, sağlıklı baş etme stratejileri geliştirilir ve çok yüz güldürücü sonuçları vardır. Şimdi e, tabii ki dönüp de kendi çocukluğumuza bakmamız gerekiyor evet. dediniz. E, şema terapisinde de mutlaka bir çıkış noktası vardır sorunun evet. adı her neyse. Ona inip o sorunu o temele e, bakıp ona göre de tedaviyi e, belirliyoruz diyorsunuz. Fakat e, bunun için sanıyorum size gelen danışanın açık olması gerekiyor Hı -hı. değil mi? Hı -hı. Hani tümden kapanmış insanlarda böyle bir şeyi teşhis edebilme ya da böyle bir şeyin varlığından şüphelenebilme söz konusu Hı -hı. olabilir mi? Tümden kapananlar nasıl gelirler? Ya bir yakınları tarafından yönlendirilmişlerdir ya kronik yineleyici depresyon, kaygı, evden çıkamama, panik bozukluk, sosyal fobi gibi bir teşhis görünürde. Buzdağının görünür kısmında bu vardır. Kişiler bize bu sebeplerle gelirler. Biz önce bilissel davranışçı terapiyle ya da başka terapi modelleriyle önce o buzdağının görünen kısmındaki tanıya odaklanırız. Örneğin sosyal fobi olsun, işte insanın içine girememe, topluluklarda rahat davranamama gibi. Sonra kişinin bilissel davranışçı terapiyle belirtilerini düzelttiğinizde hala düzelmeyen bir şeyler olduğunu fark edersiniz. O zaman daha derine kazmak biraz arkeolojik kazı gibi. Şemalara odaklanmaya başlarsınız ve orada görürsünüz aslında e, kaçınmayla kendini çok kapatmıştır. Çünkü böyle bir korunaklı yaşamı vardır. E, Oysa ki farklı şeyler denese farklı sonuçlar alacaktır. Biraz orada biz sürükleyici, rol model olucu, biraz daha yönlendirici, daha etkin olabiliyoruz şemalarla çalışmayı teşvik etme konusunda. Şimdi hemen programımızın başında çocuklarımızdı söz konusu hı. olan konuştuğumuz. Bu duygusal yoksunluk şemasının oluşmaması için, böyle bir sorunun olmaması hı hı. için acaba nasıl davranmak gerekir? Genç, genç nesillere, genç nesillere, çocuklarımıza, yetişkinlerin nelere dikkat etmesi gerekiyor. Çok teşekkür ederim bu soru için. Bu çünkü koruyucu ruh sağlığı sorusu. Diğerleri Hı -hı. hani hep bozulan bir şey düzeltme evet. yönünde ama bozulmasın diye neler yapalım? Çocuklarımızın sadece başarı, sadece yemek, sadece uyuyacak bir yer barınma ihtiyacı yoktur. Aynı zamanda özellik, söz sahibi olma, oyun oynama, duygularına empati yapılma, desteklenme, kılavuzluk güçlüklerle baş etme konusunda onları destekleme gibi pek çok ihtiyaçları vardır sevgi, ilgi tutarlılık, sınırlar, gerçekçi sınırlar çizme gibi. Bu noktalarda hep uyanık davranmamız ve çocuğu gözlemleyerek ona paralel davranmaya çalışmamız iyi olur. Zorlandığımız yerlerde danışmanlık almak çocuk psikologları hı hı. çocuk psikiyatrlarından danışmanlık almak çocuğu götürmemize gerek yok çocukta bir bozukluk olmasına gerek yok nasıl davranacağımız konusunda e, destek almak önemlidir sezgilerimize de güvenmeliyiz ya da kendi şemalarımız varsa kendimiz destek alırsak çocuklarımıza aktarmamış oluruz çünkü kendi annemizden babamızdan iyi yeterli diyeyim iyi demek yanlış olur yeterli ebeveynlik Yeterince iyi anne babalık görememişsek eğer bu davranışları içselleştiremediğimiz için, bilmediğimiz için ne kadar istesek de çocuklarımıza belki aktaramayabiliriz, zorlanabiliriz. Evet. O yüzden kendi terapistimizle çalışırken kendi çamalarımızı onarırken çocuklarımızın da neye ihtiyacı olduğunu o zaman görebiliriz demiştim ya duygusal yoksunluk şamasında kişiler önünü göremez, gözlük numaraları evet, çok evet. bozuktur, değiştirmek gerekir. İşte Sağlıklı gösteren bir gözlük taktığımızda çocuklarımızın ihtiyaçlarını da anlamış oluruz. Orada birlikte birebir zaman geçirmek, bir yarım saatçik de olsa oyun kurmalarına izin vermek onların, onların oyununda onların rollerini verdiği rollere girmeye çalışmak, bir güçlükler yaşıyorlarsa e, o güçlükleri çözmek için birlikte emek vermek e, gibi aklıma gelen şeyler bunlar. Ama Tabii ki şeyi hiç söylemiyorum. Hani şiddetin asla olmaması gerektiğini, evet, aşağılamanın olmaması evet gerekenler. bunlar zaten olmaması gereken <laughs> İnşallah şeyler. İnşallah yoktur diye <laughs> diyeceğimiz şeyler onlar. Ee, sizin bütün bu şema terapisiyle anlattıklarınızdan çıkardığımız şu ki hani ağaç sadece yaşken eğilmiyor. Yani her dönemde o değişim, hmm. olumlu anlamda hmm. iyiye doğru değişim hmm. söz konusu olabiliyor, değil mi? benim en çok sevdiğim mesleğimi yaparken şey bu. Yoksa katlanılacak bir meslek değil. Çünkü insanların hani kas katı ve hiç değişmeyen ve hep travmatik anılarla yaşadığını düşünsenize ve buna tanıklık ettiğinize her seansta. Evet. Bu çok korkunç, kaçın yani bir şey olurdu. Katlanması zor bir şey olurdu. İnsanların 65 67 yaşlarında terapiye gelen ve çok hızlı dönüşüm sağlayan insanlar var. Hani o yaşta insan değişir mi denilen ama gerçekten daha genç insanlardan daha hızlı değişen danışanlarımız oluyor. Her zaman için bunu şey gibi düşünmek lazım. Evet ağaç yaşken eğilir ama işte budanır, şekil verilir, peyzaj <laughs> diye de bir şey vardır. Ağaç evet. kaç yaşına gelirse gelsin değerlidir, kıymetlidir ve her zaman bir ağaç için yapılabilecek bir şeyler vardır. Yani şema terapisi mutlaka bu anlamda yardımcı olacak. Oluyor. Biz, şey. Bizlerin kendilerine de yardımcı olan bir şey. Örneğin bir terapist olarak ben kişisel terapi sürecim işte toplam 8 yıl süren bir te kişisel terapi sürecim olmuş olmasına rağmen bir sürü şeyi hallettiğimi düşünmeme rağmen şema odaklı çalışmaya başladığımda her danışanımla çalışırken aklıma kendi çocukluğumdaki ya da kendi şemalarımla ilgili bir şey geliyor. Minik bir akort. Aa burada bir akort ihtiyacı var deyip daha sonra ona e, akort yapmamı sağlıyor. Değişim, güncelleme, akort hiç bitmez. Ee, ama burada da Kantar'ın topuzunu kaçırıp, her şeyi de düzelteceğim, her şeyi de onaracağım... Ee, Çünkü mükemmel yok galiba, gibi değil mi? bir şey yok. O, o da yüksek standartlar şaması oluyor, mükemmeliyetçilik şaması. Yani <laughs> evet. kusurlu hissetmek kendini, sürekli düzeltmeye çalışmak gibi bir yere çıkabilir. Ee, razı olmak, kanaat etmek, yeterince iyi olmak... Yani bir laf vardır, mükemmel iyinin düşmanıdır diye. Hı hı. Mükemmellik yolunda iyi olmaktan da e, uzaklaşmış olabilirsiniz. İşte orada da onu fark ettiğimizde de söylüyoruz danışanlarımız bazen diyorlar şu şemamı da halledelim şunu da düzeltelim galiba bu da var diyorum ki ayak bağı olsun sana bir dur hayatını güçleştirsin bir zorlay yol açarsa o zaman bakarız ona yoksa <laughs> ayağımıza takılmadığı sürece ya da yani bizim yaşamımızda önemli bir olumsuzluğa yol açmadığı sürece durabilir şemalar öyle mi? Bizim ve sevdiklerimizin yani evet. yakınlarımızın etrafımızdakilerin. <laughs> Öbür türlü sadece <laughs> sevdiklerimizin de doğru ya. <laughs> Öbür türlü de şey gibi olur. Hani ağaç benzetmesine yol açacak <laughs> olursak hani ağaçları yontup kütük kütüğe dönüştürmek hani hiç şemasız. Evet. Örneğin benim mesela talepkar ebeveyn modum vardır. İşte feda kendini feda şemam vardır. E bu olmasa herhalde hekimlik yapmak ya da terapistlik yapmak gibi bir mesleği seçmeyebilirdim. Çünkü kendinizi çokça feda etmeniz gereken bir şey, kendinizden çok şey vermeniz gereken bir süreç bu. Terapistlikte, hekimlik süreci de iyi ki de var. Ama evet. e, hala kendime zarar verir bir biçimde yapıyorsam bunu, kendi ihtiyaçlarımı göz ardı ediyorsam, yakınlarımın, çevremin, ailemin ihtiyaçlarını göz ardı ederek her şeyimi danışanlarıma, hastalarıma vakfediyorsam o zaman bu şemamı düzeltmem lazım. Ama yani, yoktan e, kızırsam bizi olmaz. bizi var eden, bizi biz eden şemalara eyvallah diyorsunuz evet. ama bizi bizden edenlerin mutlaka terapiye ihtiyacı var. Evet, uyum bozucu olan şemaları düzeltmek. Hedefimiz bu olmalı. Evet. Bütün anlattıklarınızdan ve bizim de hani şöyle kendi yaşamımıza bakıp da çevremizde gördüklerimizden, hissettiklerimizden duygusal yoksunluk şemasını yaşayan insan sayısının hayli çok olduğunu çok. fark ediyoruz. Ama bunun çözümsüz olmadığını evet. öğrenmek de son derece güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben çok teşekkür ederim. Baş